Ceyhan'ın haber ekranında, Ceyhan Medya Evi Sesli Gazetedesiniz, hoş geldiniz. Bölgemizde neler oluyor hep birlikte bakalım. Eğitim camiası bir değerini daha yitirdi. Ceyhan'ın sevilen ve sayılan, davranışlarıyla daima örnek olmuş, Ceyhan Lisesi emekli öğretmeni Erdoğan Ustok kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Camuzağlı köyüne bir cenaze törenine katılan emekli eğitimci Erdoğan Ustok Ceyhan dönüşünde arkadaşları ile bir mekanda bir araya gelip sohbet ederken, kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum Erdoğan Ustok 23 Aralık Perşembe günü öğle namazına müteakiben yeni mezarlıkta ailesi ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ceyhan'da çiftçiler, sert çekirdekli meyve ekimi konusunda bilgilendirildi. Ceyhan Ziraat Odası'nca sert çekirdekli meyveciliğin geliştirilmesi ve ekiminin teşvik edilmesine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ceyhan Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, yeni sulamaya açılan ve coğrafi yapısı engebeli olan bölgelerde sert çekirdekli meyve üretimini artırmak istediklerini ve üreticileri bu yönde teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti. Adana genelinde getirisi yüksek olan meyveciliğin gelişmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Tekin, Adana'da bazı ürünler 2021 yılı içinde üreticinin istediği pazar fiyatı ile satılamadı. Bazı ürünler de ise pazarda gayet iyi fiyat buldu. Bu da bize pazarın talep ettiği ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle yeni sulamaya açılan ve coğrafi olarak engebeli olan bölgelerde sert çekirdekli meyveciliğin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Erik kayısı, nektar ve şeftali bahçesi kurmak isteyenlere %75 fidan desteği vermeye hazırız. Üreticilerimiz pazarın talep ettiği çeşitler konusunda bizimle irtibata geçebilir ifadelerini kullandı. Seyhan'da adrese teslim ihale iddiası. Seyhan Belediyesi reklam ve tanıtım ihalesinde yaşananlar adeta adrese teslim ihale yorumlarına neden oldu. İhale şubesi tek firmanın teklif zarfını alırken ihaleye girecek diğer firmanın zarfını personelin alabiliriz demesine rağmen kendini müdür olarak tanıtan kişi dosyanızı alamam diyerek ihaleye girecek firmayı engelledi ve tek firmanın girmesini sağladı. Seyhan Belediyesi Encümen Salonu'nda saat 10.00'da başlaması gereken ihaleye komisyon başkanı ve üyeleri dakikalar sonra Encümen Salonu yanındaki odaya toplandığı, ihaleye tek başına giren firmanın yetkilisi ise ihale şubesinin kapısında son dakikaya kadar bekledikten sonra kendinden sonra dosyanın alınmayacağına kanaat getirince Encümen Salonu'na yöneldiği ve bu firmadan sonra teklif zarfı vermek isteyenlerin başvurularının kabul edilmediği iddia edildi. Tanır Emre Üzel geçiciye ait Tanır ticaretin ihaleye girmek için hazırladığı evraklar tam olmasına rağmen, bilinçli bir şekilde dosyası kayıt altına alınmadı. Saat 9'da belediye encümeni önünde yerini alan Üzel geçici, belediyede yaşananların ardından, kamera kaydı eşliğinde açtığı fiyat teklifini açıkladı. 2 milyon 617 bin TL fiyat yazılı evrağı belediye yetkililerinin kabul etmemesi, ihalenin şeffaflığına gölge düşürdü. Unutulmaya yüz tutan el sanatları kültür evlerinde yaşatılıyor. Yüreğir Belediyesi Kültür Evleri'nde verilen halı ve kilim dokuma kursuna katılan ev kadınları öğrendikleri dokumacılığı gelir kapısına çeviriyor. Usta öğreticilerden eğitim alan kadınlar hem geleneksel el sanatlarını yaşatıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yüreğir Belediyesi Kültür Evleri bünyesinde oluşturulan atölyelerde eğitim alan yüreğirli kadınlar, unutulmaya yüz tutan el sanatlarından halı ve kilim dokumacılığını geleneksel tezgahlarda öğreniyor. İplerden tezgaha, motiflerden körkit kullanımına kadar tüm aşamaları geleneksel haliyle öğrenen kursiyerler öğrendikleri bilgi ve becerilerle ürettiklerini pazarlayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Ulubatlı Hasan, Fatih Terim ve Murat Göğe Bakan kültür evlerinde verilen halı kilim dokumacılığı kursuna yüreğirli kadınlar ilgi gösteriyor. İpleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, halı dokumaya hazırlık yapma, halı kilim dokuma ve dokumayı bitirme işlemlerini öğrenen kursiyerler kurs bitiminde sertifika almaya hak kazanıyor. Geleneksel Anadolu kültürünün önemli değerlerinden biri olan halı kilim dokumacılığının yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir, unutulmaya yüz tutan el sanatlarımızı kültür evlerimizde yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tezgahta kullanılacak ipleri, yünleri, motifleri bulmak zorlaşmış ve artık rafa kalkmaya başlamışken belediyemizin bu kursuyla halı kilim dokumacılığını yeniden insanlarımızın ilgisine sunmuş oluyoruz. Hanım kardeşlerimiz burada öğrendiklerini iş koluna çevirerek aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Yüreğir Belediyesi olarak kültürümüze, değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. şeklinde konuştu. İklim değişikliğinin etkileri Seyhan'da masaya yatırıldı. Seyhan Belediyesi'nin Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile birlikte düzenlediği İklim Değişikliği Gölgesinde Sürdürülebilir Gıda ve Atık Yönetimi Çalıştayı Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında doğanın ve iklimin korunmasının önemine işaret etti. Üretim sürecinin içerisinde yer alan kişilerin ve kurumların daha fazla kazanabilmek için yıllardır doğaya karşı mücadele ettiğine dikkati çeken Akay, daha fazla kazanma hırsının insanlığa, doğaya, çevreye ve iklime olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Akay, yıllardır bize alsat kullanacak anlayışı öğretildi. Birileri üretirken, bizler acımasızca tüketen, israfa kaçan toplumlar haline geldik, Tükete tükete artık tabiri caizse kendimizi tüketmeye başladık. Çünkü kaynaklar alabildiğine hor kullanıldı dedi. Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Doktor Zeki Bozkurt ise daha önce inkar edilen iklim değişikliğinin artık toplumun her kesimi tarafından kabul edilen bir gerçek olduğuna işaret ederek çalıştayın bu konuda konunun farklı yönleriyle değerlendirilmesine fırsat veren önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Çalıştay sürdürülebilir gıda krizi ve yönetimi, yerel ölçekte sürdürülebilir atık yönetimi konulu oturumlarla devam etti. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Bir sonraki sesli gazetede görüşmek üzere hoşçakalın. Kanalımıza abone olup destek verebilirsiniz. Takip, Takip edin, edin haberiniz, haberiniz olsun.